Herkese merhaba, ben Atakan, Artekin oyunlarına hoş geldiniz efendim. Nasılsınız, keyifler nasıl arkadaşlar? Eğer bu videoyu da izliyorsanız, daha önceki açıklama videosunda izlemişsinizdir ve YouTube'a geri dönmüşüm demektir. Ve Long Dark'lar geri dönüyoruz arkadaşlar. En son attığım videoda Long Dark'ta, çünkü baya güncelleme gelmiş, çok fazla şey değişmiş. Anlatacak çok şey var. Hem her videoda yavaş yavaş, hem de oyun içerisinde sohbet ederken bütün anlatacaklarımıza geçebiliriz. Çok fazla vakit kaybetmeden oyuna geçelim. Geçmeden önce şunları göstereyim hatta. Biliyorsunuz hikaye modu henüz gelmedi ve hikaye modu 2017'nin başında gelecek arkadaşlar. Oyunu kendi resmi forumlardan da takip edebilirsiniz. Ben de forumlarda takip ediyorum, yorum atıyorum. Beni de görebilirsiniz hatta oralardan. www.hinterlands.com/forum mu? Yani direkt kendi oyunun sitesine girdiğiniz zaman hinterlands.com diye Games de olabilir. Bakalım. Gözükmüyor. Kameranın arkasında kalıyor ama Hinterland Games'in şeyine, kendi sitesine girdiğiniz zaman o da görebilirsiniz. Forumlarda da belirtiyorlar. Hikaye modu gelecek 2017'de. Ona hazırlık olarak challenge'lar geldi. Şöyle challenge'lar var. Hepsini bitirdim gerçi ben. Challenge'lar nasıl? Ufak ufak görevler veriyorlar. Hani Minecraft'taki şey gibi, hayran haritaları gibi veya yapılan haritalar gibi belli bir amaç içinde oyunda hareket ediyorsunuz. Mesela Hopeless Rescue var. Bunda şeyde başlıyorsunuz. Nerede başlıyorduk? Coastal Highway'de galiba başlıyoruz. Oradan oyunun en son çıkan yeni map'i olan Timberwolf Mountain. Oo, bayağı da şey oldu. Bozkurt Dağı var. O dağa gidiyorsunuz. Oyunun en son çıkan map'i. Oradan işaret sinyali tüfeğini alıyorsunuz. Tüfeği dediğim tabancası böyle. Sinyal atan var ya, kırmızı fişek. Onu alıyorsunuz. Sonra geliyorsunuz Desolation Point'e. Geçen sene çıkan map'te oyunun, ben tam o sırada videosunu çekiyordum. O map'e geliyorsunuz, deniz fenerine çıkıyorsunuz, havaya ateş ediyorsunuz ve görev tamamlamış oluyor, challenge'ı bitiriyorsunuz. Hani böyle eğlenceli şeyler var, görevler var. Çünkü oyunun hikaye modunu oynadığımız zaman da belli görevlerimiz olacak. Hani GTA gibi başka insanlarla tanışacağız, NPC'lerle tanışacağız, görevleri yapacağız falan. Çok değişik bir hikaye modu bizi bekliyor olacak. Onun haricinde başka da bir şey yok. Badges'lar var. Şöyle arkadaşlar. Steam'deki achievement'lar gibi düşünelim. Oyunun sesini biraz kısabilir miyim ben? Çekiniyorum. Buradaki rüzgar sesinden. 30'a çeksem yeter herhalde. 29 oldu. 30 oldu. Müziği de şöyle 20'ye çekeyim. Heh, bu iyidir. Achievement'lar gibi arkadaşlar. Mesela sprinted 50 km. Sprinted now burn 25% calorie fever. Hani daha az. Mesela 50 kilometre koştum ben oyunda genel olarak. Oynadım çünkü bayağı bir senedir YouTube'a video atmasam da oynadım. Bayağı oynadım. Oyunda 50 kilometre koştuğum için, sprint attığım için, depar attığım için artık depar attığım zaman kalorim, yani o yiyecekten kazandığımız şeyler %25 daha az azalıyor. Hani kârda oluyorum. Oyunda böyle şeyler var. Mesela açmadığım neler var? 250 saat kitap okumuşum. Artık oyunda kitap okuyabiliyoruz bir şeyler öğrenmek için. Bunu tamamlarsam ne olacak? Okuduğum kitaplardan %10 daha fazla verim alacağım gibi şeyler var. Burada da challenge'ları tamamladığımızda bize verilen o simgeler var. Ben hepsini bitirdim tabii ki de. Onun haricinde başka söyleyecek bir şeyim yok. Oyuna başlarken şu Feast dediğimiz özelliklerden seçiyoruz. Mesela en kolay modda oynuyorsak 4 tane fist seçiyoruz oyunun zorluğuna göre. İşte mesela bende bir tane bu açık ya. Bunun haricinde 3 tane daha açtım diyelim. Buradan seçiyorum fazla özellikler. Nasıl bir taktik izleyeceksem seçip ona göre devam ediyorum gibi güzel şeyler var. Sandbox'a girelim. Şu benim kendi oynadığım save'im. 200 gün hayatta kaldığım, bütün dünyayı gezdiğim, bütün mapleri falan. Oyunu bayağı arşınladığım, yuttuğum şey. Çünkü ben de bayağıdır oynamıyordum. En sonunda ne zaman girmişim? Eylül'ün 16'sında girmişim. Şu an Kasım. Çünkü herhangi bir güncelleme gelmedi. Yeni güncellemeyi bekliyoruz. Güzel güncellemeler gelecek. En son güncelleme ne kadar oldu? Bir ay oldu geleli galiba. Coastal Highway'de biliyorsunuz deniz vardı. Buzla kaplı. Adalara gidiyorduk. Tavşan Adası falan vardı işte. Ev vardı o adaların üstünde. Artık orası deniz arkadaşlar. Oyuna deniz eklediler. Belli bir yer buza doğru gidiyorsunuz. Buzun arkası deniz. Gidemiyorsunuz. Çok gerçekçi, çok güzel değişiklikler oluyor oyunda. Bu da bu save'de en son Desolation Point'e gittiğimiz, YouTube'da da 11 ay önce çekilmiş son videomda kaldığım yer arkadaşlar. Ben de oradan devam edeceğim. Bakalım
Ne halde bırakmışım karakteri görelim bakalım. Ne yapmışız? Zaman tutmadım. Çok şey yapmamışım. 10 dakika mı konuştum? 5 dakika konuşmuşumdur. Video zamanında tutalım. He, ben şeyden çıkmışım ama. Şeyden çıkmışım. Ah, aman düşmeyelim. Oha, benim bir şeyim var. Neyim var? Ha, bileğimi burkmuşum. Gidelim tekrar şeye. Fener'e gidelim. Fener neredeydi? Fener'i göremiyorum. Fener geride miydi, ileride miydi? Koşamıyorum da şu an. Şeyim yok. Tüfeğim var mı? Işıklarım var. Hiç silahım yok. Güzel. Ha, Fener şuradaydı. Güzel. Fener'e gideceğiz. Tamam. Gördüğünüz gibi el animasyonu geldi arkadaşlar. Bu el animasyonu sadece şeylerde var. Silahlarda yok hala. Ah, yere et bıraktım yanlışlıkla. Ah, hayır, yakma, yakma, yakma. Bu sadece şeylere git. Karnım guruldadı. Sadece ışık materyallerine getirdiler bunu. İşte flare dediğimiz bu meşaleye getirildi. Ondan sonra lanten, kibrit falan. Mesela kibriti şöyle çakalım, harcayabilirim. Şöyle gördüğünüz gibi yakıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi hem bayan hem erkek karakterde de böyle mekanikleri getirdiler. Bu şey işte story moda, hikaye moduna yavaş yavaş hazırlık. Çünkü dediğim gibi forumlarda eğer dolanabilirseniz, biraz da İngilizceniz varsa yapmak istediği planları falan görebilirsiniz. Oyun yapımcısının yeni giysiler falan da gelecek hikaye modu çıkmadan. Bayağı ona yoğunlaştı şu an ekip. Ona hazırlık böyle parça parça açık dünya moduna, sandbox'a getiriyorlar bizim böyle oynadığımız. Burada test ediyorlar. Ondan sonra oradaki verimi alıp şeye, hikaye modu çıktığında direkt orayı yansıtacaklar. Hiçbir sıkıntı olmadan çıkartmak istiyorlar. Yani sıfır sıkıntıya yakın çıkartmak istiyorlar. Güzel bir adım, doğru bir adım. Oyunda tek beğenmediğim güncelle şu kayalar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sanki deniz kayaları gibi, böyle hepsi parça parça, hiçbir bütün değil. Eskiden bütündü, komple siyahtı. Zaten bir önceki videoda görebilirsiniz. Baktığım kayalarla şu anki kara arasında dağlar kadar fark var. Mesela şurada gördüğünüz kaya böyle parça parça küçük kayalardan oluşuyor. Eskiden bütündü, kompleydi şu taşlar. Düz siyahtı. Şimdi böyle parça parça gerçekçi yapmaya çalışmışlar ama çok kötü olmuş. Tek beğenmediğim güncellemesi oyunun o maalesef. Hala da koşamıyorum. Benim ne kadar ağırlığım var. Envanter de değişti gördüğünüz gibi. Şöyle yakacak materyaller için ayrı şey var. İlk yardım, giysi, yiyecek. Bu ıvır zıvır. 51 kilom var. Ben tabii koşamam. Ne kadar almışım? Bayağı lootlamışım. Şuraya gidelim, buraya yerleşelim mi? Buraya yerleşmeyelim. Desolation Point'te çünkü daha güzel yerleşilecek şey bir de hangar vardı. Neyse, buraya yerleşelim ya. Burası da güzel. İleride bir tane hangar var. Daha doğrusu hangar dediğim şey liman işletmesi, işte gemilerle falan liman ticareti yapılan bir yer. Orası da var yerleşilebilecek ama neyse, burasıymış. Şöyle güzel, yine Kanada bayrağımızın altında saklanacağız. Hayatta kalmaya çalışacağız. Susadık mı? Oo, bayağı susamışız. Dehidrated olduk. Etim var, pişmemiş. Bunları pişirmem lazım yoksa çürüyecek. Oyunu bayağı arşınladığım, bütün map'i gezdiğim, çok fazla içine düştüğüm süre boyunca yeni yeni şeyler öğrendim arkadaşlar. Mesela etlerimizi envanterde asla ama asla taşımıyoruz. Etimiz üzerimizde 2 veya 3 gün içerisinde çürüyor. Oda sıcaklığında ve üzerimizde taşırsak. Ama mesela şu 25, bu mesela tehlikeli bir derece. Ben bu eti pişirdikten sonra bu %70 %80'lere çıkacak son kullanma tarihi diyelim. Onları pişirdikten sonra yere atıyoruz arkadaşlar. Burada karda derin dondurucu etkisi görüyor ve dışarıda 1,5-2 hafta kadar bozulmadan durabiliyor etleriniz. Bu çok ama çok önemli bir şey. Hayatta kalma açısından, yiyecek stoğu açısından. Mesela bir geyik öldürdünüz. İçinden 10 kilo et çıkıyor. 9 kilo falan galiba. Bu 9 kilo eti siz 10-12 gün idare edebiliyorsunuz o etle. Belki 10 etmiyordur da işte 7-8 gün edebiliyorsunuz. Ama 3 gün içerisinde etler bozulduğu için yiyemiyorsunuz, zehirlenmeye başlıyorsunuz. O yüzden de derin dondurucu etkisi dediğimiz, burada kara gömüyorsunuz arkadaşlar. 2 hafta çiğ şekilde kalabiliyor. Çiğ şekilde kaldıktan sonra pişirip bir daha saklıyorsunuz. Bir 2 hafta daha kalabiliyor. Yani bir ay kadar muhafaza etme
şansınız var etleri. Ben şunları alayım çünkü pişireceğim ben bunları içeri girip. Bayağı azalmış şeyleri, dereceleri. En son buraya girmiş üst katta bir yerde bırakmıştım. O videonun en sonunu izledim. Gördüğünüz gibi buraları lootlamışım zaten. Yine de kontrol edeyim. Buralara bakmamışım ama. Could end up Alalım. Yine giysilerimizi şeyimizi ayarlayacağız. Hangi giysiler bize daha fazla sıcaklık veriyorsa onları ayarlayacağız. Enerji barımızı aldık. Gördüğünüz gibi şöyle yanda küçük simgeler çıkıyor yerden bir eşya alırken. Mesela kitaplar yakacak için kullanılıyor gördüğünüz gibi. Bu kırıp. Bunda da bir hata var. Bunda tadilat için gösteriyor. Tane böyle araç gereç simgesi gösteriyor ama bu yakacak simgesi olması lazım. Burada bir hata var. Onlar da zamanla düzeltilecektir. Searched. Burayı aramışım. İçinde ne varmış? Yelek varmış. Bunu alalım. DC parçasına çeviririz. Research dediğim, kitap okuma dediğim kitaplar bunlar arkadaşlar. Her kitap okunmuyor. Özel kitaplar var. Survive the Outdoors. Dışarıda hayatta kalma kitabı mesela. Bu ne veriyor bize? Handbook with information on wilderness survival researching this will improve your skill. Bunu okudukça şeyimiz artıyor arkadaşlar. Ateş başlatma seviyemiz artıyor. 5 saatlik bir kitap bu okuması. 5 saat okuduğumuz zaman işte ne kadarmış? 10 puan şeyimizi arttıracakmış. Level'larımız var. Level sistemi. Şurada Space'e basıp genel menüyü açabiliyoruz. Şuradan Journal'a geliyoruz. Seyahat defterimiz bu. Şurada seyahat defterinde aynı Minecraft'ta olduğu gibi biliyorsun hani Minecraft'ta da kitap yazdığımız zaman günlük tutabiliyoruz ya. Bunda onun gibi şurada hayatta kaldığımız gün sayısı var. 15 gün. Mesela ilk gün kaydı yok. Niye yok? Eski save olduğu için yok galiba büyük ihtimalle. Aynen öyle. Eski güncellemede kaldığı için eski güncellemede bu kitap olayı yoktu. O yüzden onların kaydı yok. Sadece bugünün var. Oyuna başladığımız günün kaydı. Şöyle örnek vereyim. Bugün ne olmuş? Bileğimiz burkulmuş. Hemen yazıyor burada. Nerelerdeymişiz? O yazıyor. Ondan sonra kondisyonumuz ne kadar değişmiş? O yazıyor. Hiç değişmemiş. %100 de kondisyonumuz full durumdayız. 418 kalori yakmışız. Ve işte şu sakatlıkları geçirmişiz. Bilek burkulması. Ondan sonra dünyanın %0'ını keşfetmişiz. Ve 9 saat uyumuşuz. Burada da skill'lerimiz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3, 6, 7 tane skill ağacımız var. Carcass Harvesting bu beden hayvan bedenlerini biçme, toplama, kasaplık işlemi. Bunun seviyesi arttıkça daha hızlı bir şekilde ve daha iyi et çıkarabiliyoruz. Bu cooking skill'imiz ocakta yemek pişirdikçe daha fazla kalori kazanıyoruz. Elde ettiğimiz pişirmelerden, yemeklerden daha fazla kalori elde ediyoruz. Bu ateş başlatma şeyimiz az önceki kitap mesela okuduğumuz zaman bu seviyeyi 2'ye getirecek ya da bunu yükseltecek. Bunu yükselttiğimiz zaman daha kısa sürede daha çabuk ateş yakıyoruz. Bu balık yine daha iyi balık tutmamızı sağlıyor. Verdiği özellikler var. Bu rifle arm bu silahta kritik vuruş ihtimali veriyor. Seviyeler yükseldikçe mesela ilk seviyede hayvanı vurduk, tek mermide öldüremiyoruz diyelim ama 5. seviye olduğu zaman tek mermide öldürebiliyoruz. Bu okçuluk için geçerli. Daha önce ben hiç ok kullanmıyordum. Biraz amatör olduğum için eski oyunumda okçuluğu bayağı kullandım. Biraz zor silaha göre. Ama biliyorsunuz mermi sayısı belli bir oranda var. Haritada mermi üretilmiyor çünkü. Mermi bittiği zaman okçulukla avlanmak zorundayız. Ve ok da çok önemli bir silahımız, onu öğrenmemiz gerekiyor. Yine seviye atladıkça güçleri geliyor. Bu da tamir etme, tamirde ustalık, terzilik şeylerimiz, yeteneklerimiz. Bunları da açıkladığıma göre bunu bir ara okuruz. 5 saatlik okuma süresi var çünkü onlara da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela açken okuyamıyoruz, karanlıkta okuyamıyoruz. Günün belli kısımlarını bölmemiz gerekiyor. Anında 5 saatini birden okumamız imkansız. Gerçekçi o konuda bayağı önemli gerçekçilik. Bu kitaplar yakılacak kitaplar. Bunlar okunup bir şey öğrenmiyor. Bunlar roman tarzı kitaplar. Şeyler. Bu çekmeceleri de biraz lootlayalım hemen. Şuradan da dakikamı kontrol edeyim. Video çok fazla uzun olmasın. Sonra 40 dakika 50 dakika video çekiyorum. Hem siz sıkılıyorsunuz izlerken hem de şey oluyor. Yükleme sıkıntısı oluyor. Gerçi yükleme sıkıntısı çözersem uzun videoda sıkıntı olmaz ama ben yine de uzun video atmak istemiyorum. Sizi sıkmamak için iyice anı yavaşladı bu karakter. 52'den 60 kiloya doğru gidince iyice anı yavaşlıyor. Bir kademe daha şey yapınca bu sefer kıpırdayamaz hale geliyor. Şu üst kata çıkayım. Orada yatak vardı galiba. Yatacağımız yer orası. Orada eşyalarımı dağıtacağım, düzeceğim ve buraya yerleşeceğim. Çok güzel olacak. Oyuna şu özellik var mıydı eskiden de bilmiyorum.
Şunu göstereceğim size arkadaşlar. Gösterdiğimi bilmiyorum. Artık yerleşebiliyoruz evimize mesela. Bu benim kıyafetim. Ben kıyafetlerimi nereye koymak istiyorum? Bunu sağ tıkla alıyorum. Diyorum ki kıyafetlerim şurada yerde katlı bir şekilde dursun. Kıyafetlerimi böyle koyuyorum, yerleşebiliyorum. Çok güzel oluyor. Şapkamı mesela rafa koymak istiyorum. Buraya rafıma koyuyorum. Fenerimi buradan almak istiyorum diyorum. Mesela wow, aldım. Mesela gördüğünüz gibi böyle de şey var. Şuraya koymak istiyorum diyorum. Hop koyuyorum. Bu neymiş? Gazete. Gazetemi alıp şu rafa koymak istiyorum diyorum. Vesaire. Böyle yerleşebiliyoruz. Çok güzel oluyor. Özellikle diğer şehirlerde işte Coastal Highway gibi, Pleasant Valley gibi evlere yerleştiğimiz zaman çok güzel oluyor. Eczacı dolabıma ilaçlarımı diziyorum falan. Hatta bir ara 200 gün hayatta kaldığımı gösteririm. Mükemmel bir ev düzenim var orada da. Burada da sizlerle beraber yapacağız bir şeyler. Diğer map'e niye devam etmiyorum onu da hemen açıklayayım kısaca bir şekilde. Kendi oynadığım 200 günlük map'e devam etmiyorum. Çünkü orada yapılacak hiçbir şey kalmadı. Şöyle kalmadı. Bütün map'leri gezdim. Bütün lootlanacak alanları lootladım. Yerleşkelerimi kurdum. Her map'te bir alan seçtim kendime. İşte Mr. Lake'de göl dediğimiz o kısımda kamp ofisine yerleştim. Coastal Highway'de biliyorsunuz iki katlı değil de bir katlı evim vardı hemen benzin istasyonu karşısında. Orayı seçtim. Pleasant Valley'de farm evini seçtim. Orada kalıyorum. Desolation Point'te burayı değil de diğer yeri seçtim. Göstereceğim ilerideki gemi limanını seçtim. Ve en son gelen map'teki dağda da dağcı kulübesi vardı. Oraya yerleştim. Hani yapılacak hiçbir şey kalmadı haritada. Sadece yeni güncelleme bekliyorum. Yeni güncelleme geldiğinde bu map'i bırakıp oradan devam edeceğiz. Ve size oradan yeni şeyleri göstermeye devam edeceğim. Şimdi burada ben eşyalarımı atabilecek eşyalarımı atmak istiyorum öncelikle. Bağırsaklarım var. Taze bağırsak. Bunları yere atıp kurutmam gerekiyor. Derim var. 60 ne? 65 mi? 65 tane giysi. Ben nereden aldım bunu? 11 tane kurumuş derim var. Bu deri eskiden kalma bir deri arkadaşlar. Şöyle ki eskiden geyikleri, kurtları, ayıları avladığımız zaman klasik şekilde hepsinden tek deri alıyorduk. Deriyi kurutup hepsini tamirde, yorgan yapımında falan kullanıyorduk. Ama artık öyle bir şey yok. Bu deri sadece ve sadece bulduğumuz kıyafetlerden çıkıyor. İşte botlardan çıkıyor daha doğrusu. Bot, ayakkabı. O tarzlardan yapılıyor ve sadece normal ayakkabıların tamirinde kullanılabiliyor. Deriler ise, diğer deriler ise, geyik derisi, tavşan derisi, kurt derisi ve ayı derisi olmak üzere dörde ayrıldı. Ayı derisi bambaşka bir şekilde uyku tulumu yapımında kullanılıyor. Kurt derisi mont yapımında kullanılıyor. Tavşan derisi eldiven, geyik de ayakkabı ve pantolon da yapımında kullanılıyor. Ve bu derileri onların tamirinde kullanamıyoruz. Bunlar sadece normal ayakkabı yapımında kullanılıyor. Şu yere attığım deri de bu mesela geyik derisi. Bu da sadece geyik derisiyle yapılmış şeylerde kullanılıyor kurtulunca. Mesela geyik botum var benim. Geyik botunu yaptım. Eğer kurt derim varsa onu tamir edemiyorum. İlla ki geyik derim olması lazım. Tamir etmek için böyle bir ayrım getirdiler. Oyun eskiden kolaydı. Her şey tek bir deriydi. Ayı derisine de bu deriyle tamir ediyordum. Geyik derisinde de bu deriyle tamir ediyordum. Ama artık öyle bir şey yok. Bunlar demir parçalarım. Bunlar şey kuşburnu galiba. Çay yapıyoruz güzel bu araştırma kitabım. Uf benzin bidonum var bir sürü. Bunları bir yerleştirmek lazım. Öncelikle şunları bir yere atalım. Bir de dolap seçmem lazım kendime. Keşke aşağıdaki dolabı seçseydim. Hatta gidelim. Aşağıdaki dolabı bir seçeyim ben. Atacak ıvır zıvılarımı hepsini oraya atayım ben. Şunu da ver. Şunlar dursun. Giysileri ayarlayacağım ben. Ver giysiyi. Şu giysiyi de ver. Bu ne? Masa, çay, güzel, radyo. Çalışmıyor tabii dünyadan bir haber. Bu silah temizleme kitimiz. Onu da anlatacağım nasıl kullanıldığını. Bunlar yerde duracak. Tamam, gidelim şimdi. Giysi parçasını alalım. 65 tane giysi parçası. Nereden topladım ben onları? Hız. Hadi bakalım. Çok güzel. Dolap olarak burayı seçelim. Kaç kiloluk deposu var buranın? 40 kilo. Çok güzel. Bana yeter. Şimdi giysi tamiri yapmayacağım. O yüzden hepsini atıyorum buraya. Derileri atıyorum. Bunu ok yapımı da kullanıyoruz. Bu tüyleri bunları da atıyorum. Bunları da metal eşya tamirinde kullanıyoruz. Hepsini atıyorum. Kuşburnu da atıyorum. Şimdi yapmayacağım çayı. Kitap üzerimde kalabilir.
uyku tulum üzerimde kalacak. Flayer bir tanesi üstümde kalsa yeter. Bir tane baltam, bir tane bıçağım kalsın. Lantern, şu şunları bir atalım. Bu kadarı yeterli herhalde. Şunu alayım, tamam. Line bu da atalım. Buna da ihtiyacım yok şu an. Mermim var. Onluk mermi kutusu. Bunu da atacağım. Silah temizleme kiti, buna da ihtiyacım yok. Şu kitlerini de atalım. Buna da ihtiyacım yok. Şunları atmayacağım. Çok fazla ağırlık kaplıyor. Mesela burada çok fazla ağırlık kaplamasını istemediğiniz, yerleştireceğiniz işte bu tarz kutuları buraya atmayın arkadaşlar. Şu şekilde yere atarız. İkisini. Mesela girişte burada masamızda şöyle düzenleyelim. Ön tarafını açalım. Böyle. Böyle ön tarafını açalım. Masaya koyalım. Böyle masada dursun. Tamir aletleri. Tamir yapacağımız zaman masamızdan alıp kullanırız, değil mi? Çok güzel bir özellik ve çok gerçekçi kılan bir özellik oyunlarımızı. Eşyaları istediğimiz gibi hareket ettirmek. Şu mobilyaları falan ettiremiyoruz ama belki ileride o da gelir. Kim bilir. Gördüğünüz gibi öyle dizdik. Şimdi başka atacak eşyam var mı? Onlara bakacağım. Çok fazla kibritim var. Şunları atmak istiyorum. Hiç gerek yok üstümde taşımaya. Karbon kibritleri. Önce odunları kullanırız. 16 tane kömür almışım. Bu kömür demir dökümünde kullanılıyor arkadaşlar. Bu da oyuna yeni gelen bir özellik. Desolation Point'te sadece bu map'te var demir dökümü diyebiliyorum. Sadece bu map'te olduğunu biliyorum. Bunları çeviririm. Dursun. Odunlar dursun. Kitaplar dursun. Akelerm 6 tane var. 5 tane atalım. Bu ilk yardım için kullanacağız bunu. Üzerimize bir tane duracak. Hani havada dışarıda yolculuğumuzda böyle acil ateş atmamız gerekirken, tam böyle ölecekken kullanıyoruz bunu. Hızı, ateşi hızlandırmak için. Şuradaki kibritlerimi 23 tane at. 24 tane at. 12, 8, 20. Tamam, bu kalabilir. Şunu da at. Tamam, bu ikisi yeter. Bunları çevireceğim. Odunlarımı şöminenin yanına dizeceğim. Bunlarla yakacaklarımı. Yakacakları asla depoya atmayın. Şöminenin yanına dizin. İlaçlarımı yukarıdaki rafa dizeceğim. Kıyafetlerimi biçeceğim. Buzdolabım yok. Bunlar, bir yer bulacağım ben bunlara. Bir yer bulmam lazım. Çayım var, şeyim var. Çok fazla yiyeceğim yok. Zaten su bayağı var. Onun haricinde atılacak bir şeyim kalmadı. Yakacaklarımı şuraya atıyorum. Gördüğünüz gibi hızlandı karakter. Yakacaklar. Drop. Kitaplarımızı da droplayalım. Şöyle. Mis gibi. Böyle. Atalım. Kitapları da şuraya. Üst üste koyamıyoruz. Tabii öyle bir şey yok. Keşke o da olsaydı. Ama o zaman çok anormal görüntüler çıkabilirdi Minecraft gibi. Odunları böyle üst üste dizip falan böyle tavana kadar değişik şeyler çıkardı ortaya. Tamamdır. Şimdi oh be, hızlandık, koşabiliyoruz artık. Güzel. İşte böyle yerleşiyoruz arkadaşlar. Yerleşik hayata geçmek zorundayız. İnsanlık ilerledikçe. Hemen dakikamı kontrol edeyim. Video çok uzamasın. Tamam, bir 5 dakika daha şey yapabilirim. Şunu da şöyle masamın yanına koyayım, benzin bidonu ya da cama koyayım. Çok güzel bir özellik değil mi ya? Ne güzel dizayn ediyorum. Şunu da şöyle cam altına koyalım. Kurusun burada derilerimiz. Bunlar da bağırsaklarımız. Bağırsaklarımızı ip yapımında falan kullanıyoruz. Lanternim yok. Lanternimi üstüme alacağım. Gazetemi de alayım. Tamam, buraları da lootladım. Aha, yemek. Something's gotta go. Bakalım. Tamam. Üst katta bir şeyler var mı? Ne var burada? Bunun odun. Şunları kırabiliyoruz arkadaşlar. Artık oyunda ağaç kesemiyoruz. Oyuna yeni bir mekanik getirildi. Böyle tahtaları falan kırıp alabiliyoruz. Onun haricinde dışarıda açık ormanda ağaçların altında çalı çırpı, böyle küçük çubuk, büyük odun falan bulabiliyoruz. Spawn oluyor zamanla. Şöyle mesela çok geniş bir ağaç var. Onun altında bir iki tane böyle firewood, ortalama böyle bir kütük düşüyor. Onu alıyorsunuz mesela, tutluyorsunuz, yakıyorsunuz. Bir gün, bir buçuk gün sonra tekrar oradan çıkıyor. Yani düşüyor, bir şeyler oluyor. Hani odunsuz kalmıyorsunuz. Yani ben ilk başta çok şaşırmıştım. Nasıl olur, odun kesemeyeceğiz, nasıl ateş yakacağız falan diye düşünmüştüm ama yapımcılar onu da halletmiş. Hani odun falan spawn oluyor. O yüzden korkmayın.
Odun kesemeyeceğim, ne yapacağım diye. Buraları empty. Search. Ne var içinde? Kibrit var, onu da al abi. Bırakma. Tamam. Üst kat. En üst kat şey. Fener odası. Gidelim, orada da eldiven oluyordu galiba bir yerde. Öyle bir loot vardı yine. Yani. Eldiven ya da bir kıyafet loot yok. Sanki vardı ama. Ender's Rescue Challenge'ımız. Gördüğünüz gibi deniz. Deniz! Deniz! Buraya da getirmişler denizi. Ben sadece Coastal Highway'de olduğunu sanıyordum. Ama burada da var. Şurada batan gemi var. Şu kayaya vuran gemi. Onun içine gidip demir döküm yapabiliyoruz işte. Mesela biliyorsunuz balta bıçak falan kullanıyoruz normalde. Harika, güzel. Ama günler ilerledikçe baltalarımız biliyorsunuz kırılıyor. Parçalarının son kullanması bitiyor. O zaman ne olacak? Kendi demir dökümümüzden kendi bıçağımızı ve baltamızı yapacağız. Ve onu da o geminin içindeki demir dökümde yapıyoruz, kömürleri kullanarak. Deniz abi çok iyi ya. Denizimiz var ya. Deniz. Şöyle bir screenshot almak istiyorum. F8 miydi? Şöyle hemen. Steam'e. Aldım. Oley be. Bir de F10'la alayım şöyle. Aldım. Çok güzel oldu. Ben beğendim. Gördüğünüz gibi şu kayaları beğenmedim. Sence çok kötü duruyor şu. Gördüğünüz gibi büyük dağ şu tam tepedeki gibiydi böyle. Dümdüz siyahtı. Tam şu şöyle parmakla göstereyim. Tam böyle karşıdaki tepedeydi. Dümdüz siyahtı. Onun yerine şöyle parçacık kayacıkla şöyle bir tabii şeyler var. Bug gibi böyle karlar hareket ediyor. Neyse. Ama deniz çok güzel değil mi ya? Denize ineriz. Denizde şöyle bir artımız var arkadaşlar. Şu denizin kenarında kayaya vuran şeyler oluyor. Parçalar oluyor işte. Kitap vuruyor, giysi vuruyor, işte insanlardan böyle batan gemilerden falan gelen parçalar oluyor. Ayrıca suya düşme ihtimalimiz var o buzda yürürken. Suya düştüğümüz zaman bütün kıyafetlerimiz ıslanıyor. Islaklık oranı var artık kıyafetlerimizde. Islandıktan sonra kıyafetlerimizi kurutmamız lazım. Ateşin yanında durarak yapıyoruz bunu. Ama şey olmuyor galiba, kıyafetlerimizi üstümüzden çıkarıp ateşin yanına koyup kurutamıyoruz galiba. Öyle bir mekanik eksikliği var. Onu ileride tamamlayacaklar. Şöyle bir de planları var. Yemeği biliyorsunuz biz artık mesela ocağa tıklayıp pişiriyoruz. Bekliyoruz. Doluyor ve pişiyor. Yemek ileride değişecek. Hikaye modu yayınlamadan önceki güncellemelerin birinde değişecek. Yemek oyun içinde zamanla pişen bir şey olacak. Mesela ben geyik etini aldım. Ocağa koydum. Bırakıyorum. O 1-1,5 saat gibi atıyorum. O sürede pişerken ben başka işlerimi yapacağım. Anında pişme olmayacak oyunda. Çok güzel şeyler geliyor. Long Dark gerçekten muazzam bir survival oyunu olmaya devam ediyor. Türünün tek örneği. Gerçekten tebrik etmek lazım. Deniz kıyısına da bir ara gideceğim. Şimdi aşağı gidelim. Yiyeceğim sıkıntılı biraz. İki tane etim var. Biri full kalori 900. Biri 52. Mesela bu 900 kalori arkadaşlar. Yemek şeylerimiz. Siz söyleyin. Pişirdiğimizde kalorisi artıyor. Seviyemizde, yemek pişirme seviyemizde arttıkça bize kazandırdığı kalori artıyor. Bunları da zaten pişirmeden yiyebiliyoruz. Önce bunları yiyeyim hatta. Çünkü bunları pişirdiğim zaman bunların son kullanma tarihi uzayacak biraz daha. O yüzden önce bozulmaya en yakın olanları yiyoruz daima hayatta kalmak için. Zaten etlerimi pişireyim, şey yapayım. Videoyu burada bitiririm. Bayağı uzun uzun sohbet ettik. İyi oldu. Çayımızı da içelim. Susamamız geçmedi. Şöyle. İç suyu. Aslanım benim, aslan. Aslan. Her şey. Tamam. Hemen etlerimi pişirip videoyu bitireceğim. Aşağıda bir sonraki bölümde kıyafetlerimizi yırtarız. Ondan sonra etrafa loot'a gideriz. Bir de şunu göstereceğim arkadaşlar. Space menüsünü açtığımız zaman Space'e basılı tutarak şu hayat menümüzü açıyoruz. Burada Işık kaynaklarımızı görüyoruz. Burada seyahat defterimize ulaşıyoruz. Buradan silahlarımıza şu an olmadığı için ulaşamıyorum. Buradan ilk yardım durumumuza bakıyoruz. Ne haldeyiz? Burada drop decoy yani taklit atıyoruz. Bunu açıklayacağım. Burada crafting yapıyoruz. Şuraya geleyim. Bandaj. Şuradan bandaj yapıyoruz. Burada merhemli bandaj, meşale falan yapabiliyoruz burada. Buradan ateş yakma ekranı var. Ateş artık buradan yakıyoruz. İşte şuradan ateş yakılıyor. Buradan yere uyku tulumumuzu bırakıyoruz. Snow shelter dediğimiz kar sığınağı yapabiliyoruz artık. Kışın hayatta kalmak için onu da bir sonraki bölümde açıklarım. Burada da zaman geçirmemiz var.
Tamamdır. Şimdi bu etlerimizi bir pişirelim. Şurayı bir yakalım. Çakmak. 8'lik çakmağı kullanacağım. Bir tane tinder'ımı kullanacağım. Reclaimed wood kullanacağım. Hızlandırıcı kullanmayacağım. Yok. Hızlandırıcı harcamaya hiç gerek yok. O ateş pişerken ben anlatayım. Droptikoy dediğimiz taktik bırakma şöyle bir şey arkadaşlar. Biliyorsunuz kurtlar var. Ayılar var. Çok vahşi hayvan var. İleride daha fazlaları da eklenecek. Mesela kurt gördü sizi. Silahınız yok. Okunuz yok. Savaşamazsanız canınız çok az. Hani birebir mücadeleye giremezsiniz. Bir kanatmayı, bir kez daha kanamayı biliyorsunuz. Mücadeleye girdiğinizde kanıyorsunuz. Yaralanıyorsunuz. Hani bir mücadeleyi kaldıramazsanız karakter ölecek. Kurt size yaklaşmadan 3'e basarak, kısa yolu 3'tür. Veya space'e yaparsan, ama ben space'i tavsiye etmem, biraz yavaşlatıyor. 3'e basarak yere et bırakıyorsunuz arkadaşlar. Şunu da seçeyim bir daha. Bir dakika. Şu. Yere et bırakıyorsunuz ve o eti yiyor, sizin peşinizi bırakıyor. Gerçekten çok güzel bir özellik. Ve siz oradan kaçıp gidebiliyorsunuz veya şey taktiği de yapabilirsiniz. Silahınız var ama mermisini harcamak istemiyorsunuz. Okla daha sakin nişan almak istiyorsunuz. Okla çünkü nişan almak biraz zor. Yere et bırakırsanız geri çekilirsiniz. Kurt. Kendisi avcı olduğunu düşünüyor ya. Kurt. Ete gelir. Siz de o etini yerken uzaktan okunuza çekerseniz ve kurtu avlamış olursunuz. Avcı av olur. Güzel taktikler uygulayabilirsiniz. Onda. Artık yanama. Ateş hızlandırıcı kullandırtma bana. Gördüğünüz gibi ateş seviyem çok düşük olduğu için. Gerçi normal oynadığım seviyemde baya baya yüksek. Full diyebilirim hatta. Çok zor ateş yakma ihtimali. Taban ihtimali %40 galiba. Baya az yani. Yarı yarıya bile değil. O yüzden zorlanıyoruz ateş yakmakta. Ama damn it. Yine yakamadım. Şu kitabı tutuşturmayı denelim ya. Hadi 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 yak yak. Etlerimizi pişireceğiz hadi. Hadi yanarsın sen. Hadi. Bu yanarken başka neyi anlatabilirim size? Snow Shelter'ı anlatabilirim. Dışarıda gece yolculuk yapmak zorundasınız diyelim. Evde kalamazsınız. Dışarıda çıktınız ve ağır fırtına geldi. Hayatta kalmanız lazım. Hemen bir Snow Shelter inşa edebiliyorsunuz. Nasıl inşa ediyorsunuz? Hemen açıklayayım. 10 tane çubuk ya da 15 tane çubuk. Artı 5 tane de giysi parçası mıydı? Bir şeydi. Ah yandı. Yandı hemen. Ateşi besle hemen. 10 dakikası var. Aman sakın okuyacağınız kitabı şurada yanlışlıkla sakın ama sakın yakmayın arkadaşlar. Ondan dikkatli olun. 30 dakika. Bunda ya 1 saat daha yanacak ateş. Hemen pişirelim şöyle etlerimizi. Ha gördüğünüz gibi mesela şimdi pişirdiğimizde böyle hop zaman geçiyor. Başka bir seçeneğimiz yok ya. Önümüzdeki güncellemelerde şey gelecek. Biz pişirmeye koyacağız. O yavaş yavaş pişecek. Biz o esnada başka işlerimizi halledebileceğiz. Aynı gerçekte olduğu gibi. Snow Shelter dediğim gibi inşa ediyorsunuz. Giysi ve çubuklarla ve onun içine giriyorsunuz kara gömülü bir şekilde. Orada ortam baya baya sıcak oluyor. Ayrıca o Snow Shelter'ın içinde uyku tulumuna da girebiliyorsunuz ve yani kat kat sıcaklığa bürünüyorsunuz ve hayatta kalabiliyorsunuz arkadaşlar. Baya da güzel bir özellik o. Oh, karşısına hani acil durumlarda kullanabilirsiniz. Biraz da çay yapalım ateş sönmeden önce. Şöyle suyumuz da baya var. 4 dakika. Ta kesinlikle verimli kullanın ateşi. Hani hiç boşta bırakmayın. Hani pişireceğiniz bir şeyler varsa ateş sönene kadar muhakkak kullanın onu. Olduk. Tamam. Tam 1 dakikada şey yaptık. Pişirdik. Etlerimiz gördüğünüz gibi 71-72. Bunları üstümde tutmuyorum. Dışarı çıkacağım ve yere bırakacağım. Derin dondurucu misali kara gömülü bir şekilde bırakacağım. Şuraya kapımızın yanına bırakalım. Bazen vahşi hayvanlar gelip yiyebiliyor. Ben hiç rastlamadım ama yiyebiliyordur diye düşünüyorum. Emin değilim. Belki de yiyemiyordur. Ama sonuçta yere bıraktığımız zaman yiyorsa, bu kapının önünde bir kurt gelirse yer herhalde. Ama buranın da kurt çıkıp ne yapacak? Tam birini takip etmesi lazım. Bizi takip etmesi lazım. Yoksa buraya çıkıp gelmez. Buraya da gömdük etlerimizi. Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Çok fazla uzatmayayım. Yarım saat olmuştur bile. Belki de geçmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Geri dönüşümüzün şerefine. Ayrıca 20.000 abone de olduk. Gönül isterdi ki kanal aktifken 20.000 abone olalım. Ama olsun, sizin desteğinizle kanal aktif olmadan da 20.000'e ulaştık. Artık hedefimiz 50.000, 100.000 ilerleyeceğiz.
O yüzden videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, herkese duyurmayı unutmayın. Artekin oyunları geri döndü arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay. Bay bay. Niye kapatamadım? Alt F9. GeForce Experience, come on.